Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kalemliğimde ne var videosu çekmek istedim. Şu an kullandığım kalemlik bu şekilde, Kaoko'nun Kaoko Dobi diye bir kalemliğim. Bayağı dolu şu an içim. Okula götürdüğüm kalemlikler her gün değişiyor, yani her gün farklı bir kalemlik götürüyorum. Hatta şimdi sizlere bütün kalemliklerimi göstereyim. Evet, bütün kalemliklerimi getirdim, şimdi size hepsini göstereceğim. Öncelikle bu şekilde bir kalemliğimiz var. Bunlardan aldım hatırlamıyorum. Ya mini soydu ya da yine bir kırtasiye gibi bir yerdi. Bunu çok seviyorum. Bu şekilde bir kalemlik. Daha sonra bu şekilde hediye gelen çok tatlı iş yine bir kalemliğimiz var. İçini de göstereyim hatta. Bu şekilde. Daha sonra D&R'dan aldığım bu şekilde, adı neydi bunun? Ha, zıbıt sıpıt, değişik bir adı olan dümdüz böyle bir kalemliğimiz var. Daha sonra Yıldırım Kırtasiye'den aldığım, üzerinde smile yazan yine çok tatlış bir kalemliğimiz var. Yine ya Miniso'dan ya da başka bir kırtasiye'den aldığım çok tatlı bir kalemlik var. Genelde bunları kullanıyorum zaten. Bunu kullanıyorum genelde daha çok. İşte bu şekilde. Kaoko'nun bir kalemliği var. Bu şekilde. Bir de Kaoko Dobi kalemlik var. En son bunu kullandığım için videoyu da bunun üstünden çekmek istedim. Dün bunu götürmüştüm okula. Bu şekilde bir kalemlik. Şurada iki tane gözü var. O zaman hiç vakit kaybetmeden içini açalım. Şuraya koyalım. İçini açtığımızda ilk başta burada böyle bir gözü var. Şöyle arkadan göstereyim. Bu şekilde büyük bir kısmı var. Böyle tek tek kalemlerinizi koyabileceğiniz bir kısım var. Burada böyle işte defter, post-it vesaire koyabileceğiniz bir yer var. Bir de böyle tek tek kalemlerinizi takabileceğiniz bir yer var. O zaman hiç vakit kaybetmeden hepsini tek tek göstereyim. Kamerayı bu şekilde ayarladım. Açısı bence daha güzel oldu. Daha rahat gösterebilirim. O zaman hemen buradan başlayalım. Burada öncelikle 3 tane Stabilo brush var. Böyle başlık falan atarken bunlar çok güzel oluyor. Veya okulda canım falan sıkılınca kaligrafi çalışıyorum kendi kendime. O yüzden 3 tane Stabilo'nun brush'ını götürüyorum. Daha sonra Donga'nın şu highlighter'larından götürüyorum. Bunların ucu ince olduğu için böyle ince yazıları falan çizerken çok güzel oluyor ucu bu şekilde. Bunu da o yüzden götürüyorum. 3 renk götürüyorum genelde. Bazen 4 oluyor, bazen 5 oluyor, bazen 1 tane oluyor. Kalemliğin büyüklüğüne göre değişiyor aslında götürdüğüm sayısı da. Bu şekildeler. Daha sonra fineliner kalem götürüyorum ama bu fineliner kalemler ve renkleri sürekli değişiyor. Mesela dün Stabilo Point 88 ve Stadler götürmüştüm ama ondan önce hani farklı markaların götürdüğümde oluyor. Mesela Donga'nın götürüyorum bazen. Bazen Sharpie'nin şu ince uçlarından götürüyorum. Çok değişiyor yani. Ama en son bunları götürmüştüm. Bu şekilde Stabilo Point 88'ler. Daha sonra bir de Stadler. Stadler'den de ana renkleri almaya çalıştım daha çok. İşte kırmızı, mavi, siyah. Ara ton olarak da pembe yeşil aldım. Bu şekildeler. Ve bu gözümüz bitti. Şimdi şu göze geçecek olursak, bu gözdeki kalemler de aslında değişiyor. Değişmeyen tek şey şu ikisi ve şu bu şu uçlu kalem. Bunları hep götürüyorum ama şunlar falan değişiyor sürekli. Öncelikle kullandığım uçlu kalemi göstereyim. Tombow Monograph'ın bu yeni çıkan serisinden kullanıyorum ben. Bunun aynısında bir de beyazı var bende, şeffaf olandan yani. Çok severek kullanıyorum ben bu kalemi. Tek kullandığım uçlu kalem de bu. Yani farklı uçlu kalemlerim var ama onları çok fazla tercih etmiyorum. Genelde bunu kullanıyorum. Alalım bunu buradan. Bir de ucunu göstereyim bunun. Yine Tombow'un bu ucunu kullanıyorum. Bu da yine çok güzel bir uç. Yıldırım Kırtasiye'den aldım bunu ve uçlu kalemi. Daha sonra şuradan devam edecek olursak, bir tane Might Liner, Zebra Might Liner götürmüşüm. Dediğim gibi arada yanıma brush pen alıyorum.
Hani değişiyor. Bazen Tombow'un alıyorum, bazen Zebra'nın alıyorum, bazen Donga'nın alıyorum. Çok değişiyor yani. Ama mutlaka yanımda birkaç tane götürüyorum. Çünkü okulda kaligrafi yapmak eğlenceli oluyor. Daha sonra Pentel'in iki tane broşu var. Bunları genelde götürüyorum. Çok renkleri değişiyor sadece ama genelde götürüyorum. Çünkü başlık falan attığımda bunları kullanıyorum çoğu zaman. Bunları götürüyorum ama renkleri değişiyor. Ama genelde pembe ve moru kullanıyorum. Çünkü defterlerimi pembe ve mor üzerine tutuyorum. Bu şekilde. Daha sonra asla değişmeyen ürünler. Donga My Color 2'ler. Bunlar asla değişmiyor. Bunların ikisini hep götürüyorum. Çünkü bunlarla başlık atıyorum. Yani başlık kalem olarak farklı bir markayı tercih etmiyorum. Bunları o kadar kullanıyorum ki bakın yazıları silinmiş üstündeki. Niye bu kadar tercih ediyorsun derseniz. Hem böyle ince uçları var. Hem de kalın uçları var. Ve başlık atarken çok rahat oluyorlar. Ve bütün defterlerde bu iki rengi kullanıyorum genelde. Çok güzel oluyorlar. Daha sonra şuradan devam edecek olursak. Burada bir tane küçük not defteri var. Bunu aslında burası boş kalmasın diye koyuyorum. Çok fazla bir şey yazmıyorum. Hatta hiçbir şey yazmıyorum. Çok tatlı bir defter. Aynısının sarısı da var. Burası böyle bıraktığınızda çok boştur. Yani koyacak bir şey de bulamıyorum. Post-it falan götürmüyorum okula. Arada bir götürüyorum onu. Derse göre değişiyor. Burası boş kalmasın diye de böyle bir şey koyuyorum genelde. Daha sonra buradan devam edecek olursak. Burada bir tane silgimiz var. Silgimiz açılmış. Pentel'in silgisini kullanıyorum ben. Normalde Faber-Castell kullanıyordum ama Pentel daha güzel siliyormuş. Bu şekilde. Bir silgim. Daha sonra şurada çok az kalemimiz kaldı. Stabilo Swinkle ve Sharpie S notlar. Bunlar yine highlighter. Şu stabiloları göstereyim. Bunların yine rengi değişiyor. Sürekli değişik renkler götürüyorum genelde. Ama en çok tercih ettiğim pembe ve mor tabii ki. En sevdiğim renk. Bu şekildeler. Bir de Sharpie S notlar. Bunlar da değişiyor. Bazen Sharpie S not götürüyorum. Bazen Donga'nın highlighterlarından götürüyorum. Bazen Carioca götürüyorum. Bazen Bic götürüyorum. Çok değişiyor yani yine. Ama Sharpie S notlar da çok güzel. Ay elim çarptı. Açalım. Bu şekilde bir ucu var. Yine çok seviyorum bunları da. Bu şekildeler. Kalemlerimdeki bütün kalemleri göstermiş oldum. Bayağı aslında isteniyordu bu kalemliğinde ne var videosu çeker misin diye. Bu videoyu da istek üzerine çektim. Kalemlerimiz bu şekilde. Yanımda götürdüğüm kalemler. Dobi kalemliği de tekrardan göstereyim içi boşken. Bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.